Mesele Mühim programından herkese merhaba. Bu hafta da yine çok önemli konularla karşınızda olacağız. Türkiye ve dünya geçtiğimiz hafta çok önemli bir süreç yaşadı. Malum Gazze'de yaşananlar, Filistin'de yaşananlar, İsrail vahşeti tüm dünyanın gözleri önünde maalesef sergileniyor. Gözyaşlarıyla izliyoruz bunları, ancak Türkiye'de de geçtiğimiz hafta çok önemli gelişmeler oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim yaşandı. 13,5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı yapan Kemal Kılıçdaroğlu görevi seçimle Özgür Özel'e devretti. Bu konuları konuşacağız. Stüdyoda çok önemli bir misafirim var. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın eski il başkanı Avukat Barkan Kalınomuz. Barkan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş nasılsınız olun. Öncelikle iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. 7 Ekim'den bu yana tüm dünya İsrail'de, Gazze'de yaşananları üzüntüyle, öfkeyle izliyor. Bir insanlık dramı, bir trajedi yaşanıyor maalesef orada. Savaş duracağı yerde genişliyor. Umarız gerek Türkiye gerek dünya barışı adına orada önemli bir takım kararlar alınır diyelim ve sizinle bir start verelim. CHP'den başlayalım. Geçtiğimiz hafta kurultay yaşandı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Özgür Özel ve mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu seçime girdi. İlk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kaldı seçim. Ve Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. genel başkanı oldu. Öncelikle kurultay sürecini eski bir il başkanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok yakından takip ettim bu süreci. Malumunuz Sayın Genel Başkanımız da, eski Genel Başkanımız da parti bir çıkmazdaydı. Partinin yönetiliş biçimi doğru değildi. Partinin yetkili kurullarına danışılmadan ya da yetkili kurullarına tartışılmadan birçok siyaset geliştirilmeye başlandı. Tabii bu oradaki siyaset yapan ve karar organı olan birçok siyasetçide de rahatsızlık uyandırdı. Evet. Ben seçimi Özgür Özel'in kazanacağını biliyordum. Buna inancım tamdı. 600 küsur imzayı toplayan birisinin yeterli sayıda oyu alıp kazanabileceği gözüküyordu. Nereden gözüküyordu? Biraz geriye gidelim. Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı adayı olduğu zaman 170 imza topladı. Evet. Kaç oy aldı? 437 oy aldı. Evet. Yani genel başkana imza veren yaklaşık 260 kişi gitti Muharrem İnce'ye oy verdi. Evet. O seçimi genel başkan aslında topladığı imzaların daha altında bir oy alarak seçimi kazandı. Burada 650'yi duyunca, 600'ü biz duyunca dedik ki tamam, yani genel başkana imza verenlerin dahi genel başkanına oy vermeyeceği sonucunu ben çıkardım. Dolayısıyla 49 yaşında bizim bölgemizden birisi, gencecik birisi, siyasette en olgun yaşı olan bir arkadaşımız içimizden çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı oldu. Evet. Genel Başkanı olmadan önce ve Genel Başkan olduktan sonra çok doğru mesajlar verdi. Bunların bir tanesi beni çok ilgilendiriyor. Partiye ihraç olanların geri dönüşünü sağlayabilecek bir 100. yıl af kapsamı içerisinde hemen hemen herkesi partiye geri dönüşlerinin sağlanacağı noktasında. Sizin de geri dönüşünüzü sanırım, değil mi? Tabii, ben zaten bu konuda Sayın İl Başkanıma müracaatta bulundum. Bu çıkmadan önce bulunmuştum. Partiye geri dönmek istediğime ilişkin bir talebim olmuştu. Herhalde bu da yeni kurulan yönetimde herhalde bu konu tartışmaya açılır. Olumlu sonuç çıkacağını şimdi düşünüyorum. Barkan Kalınomuz'un tekrar CHP'ye dönüşünü şüphesiz konuşacağız. Tabii Barkan Kalınomuz'u bağlantılı olarak malum birkaç yıl önce Fatih Atay da CHP'den istifa etti. Onun da tekrar CHP'ye dönebileceğine dair işaretler verildi. Süleyman Bülbül Yüksek Disiplin Kurulu üyesi herkesi kucaklamak istediklerini söyledi. Şimdi Özgür Özel'in kazanacağını biliyordum dediniz topladığı imzalara bakarak. Yani malumu ilan etmiş oldu aslında Özgür Özel. Şimdi ben kurultay gününe gelmek istiyorum.
Kemal Bey çok önemli bir şey söyledi konuşmasında. Dedi ki sırtından hançerlendim dedi. Yani bugüne kadar belki Cumhuriyet Halk Partisi'nde örgüt içerisinde çok muhalif sesler duyduk. Fakat bir genel başkanın ağzından kürsüde böylesine önemli bir günde böylesi ifadeyi biz ilk defa duyduk. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii sırtından hançerlendim cümlesini kime söylediği önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindekiler tarafından mı hançerlendiğini, hı hı, ya da altılı masada İyi Parti başta olmak üzere bir takım girişimlerden dolayı alınmadığını söyledi bunu. Kaynaklandığını söyleyelim. Hı hı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde eğer Cumhuriyet Halk Partileri kastediyorsa, hı hı, Cumhuriyet Halk Partisi kimseyi arkasından hançerlemez. Önünden hançerler, arkasından hançerlemez. Hı hı. Bir kere kavga etmenin raconunda yoktur bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültüründe yoktur bu. Cumhuriyet Halk Partili hançerleyecekse bunu kurultayda yapar. Hı hı. Bu nedenle ben üstüme alınmadım. Oradaki siyasetçiler üstüne alınmadı. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili de üstüne alınmadı. Eğer bizler üstüne alınmıyorsak, sırtından hançerlendiğini iddia ediyorsa Kemal Bey, evet, bu altılı masada işaret ettiği İyi Parti'ye yönelik bir şeydi. Hı hı. Ama biz hepimiz ona şunu söyledik. Bu altılı masa dediğimiz masanın pratikte bir faydasının olmayacağını, sağdan devşirme oylarla, sağdan, hı hı, devşirme partilerle tabiri caizse kırıştırarak evet, bir işbirliği yapılamayacağını, hatta ben bir sosyal medyada da şunu ifade etmiştim. Demiştim ki bunlar bizim dostlarımız değil. Koalisyon ortaklarımız. Hı hı. Dost ayrı bir şey, koalisyon ortağı ayrı bir şey. Bu kadar iç içe olmaması gerektiğini söyledik. Ve nitekim şunu söyledim ben. Eğer seni hançerledilerse, hı hı, bir hançer kadar yakın durmayacaktın. Dostluktan kastederken ideolojik manada mı söylüyorsunuz bunu? Yani 39 tane milletvekili ısmarladık ya. Hı hı. Ben iddia ediyorum, yani burada hep beraber toplayıp bir tane parti kursak biz Demokrat Parti'den fazla oy alırız. Evet. Yani oturup da oraya çay ısmarlar gibi milletvekili ısmarlamanın bir alemi yok. Şimdi bunların hiçbirisi bizim yanımızda değil. Benim aslında genel başkanla ideolojik kopuşum Ekmelettin İhsanoğlu'nun... 2014'te değil mi? Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Tabii yani, sizin orada çok ciddi bir muhalefetiniz olmuştu. Tabii fotoğraf karesinde yer almadım. Biz 81 il başkanı çıkacakmışız. Ekmelettin Bey, genel başkanı ve fotoğraf ben çektirmem dedim. Hı hı. Hala daha kararımın arkasındayım. Hala daha Kemal Bey o gün için Ekmelettin İhsanoğlu'nun doğru bir aday olduğunu söylüyor. Ben de hala daha bu adayın bizimle hiçbir bağlantısının olmaması gerektiğini söylüyoruz ki nitekim MHP sıralarında... Abdülhatif Şener'i de aldınız. Var. Abdülhatif Şener var. Sadullah Ergün var. Evet. Mehmet Ali Çelebi var. Yüksel Taşkın var. Cihangir İslam var. Mehmet Bekaroğlu var. Cihangir İslamoğlu'nu tam hatırlamam, o var. Evet. Yani o kadar çok devşirme insanlar geldi ki parti kendi has evlatlarını yedi, onlar baş tacı oldu. Peki Özgür Özel bu partinin has evladı mıdır? Has evladıdır. Çünkü neden has evladıdır? Özgür Özel'in bir de sivil toplum örgütü geçmişi var. Doğru. Ve bu sivil toplum örgütünün içerisinde de aykırı, devrimci bir tavrı var. O nedenle hem bu partinin tabanından gelme, hı hı, ve bu partide çok enteresandır. Ön seçime girip %87 oy oranıyla milletvekili olmuş bir arkadaşımız. Tabanda karşılığı var yani. 100 tane oyun 87 tanesini almış. Bu bir Türkiye rekoru. Evet. Bu AKP'nin yerel seçimlerdeki belediye başkanlığı rekorunda bile yok. Şimdi bir de Özgür Bey'e de geçeceğim. Ancak Sayın Özgür Özel'in şöyle bir ifadesi de var. CHP'nin kurultaydan sonra söyledi bunu. Geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. CHP'nin parti içi bir meselesi kalmamıştır dedi. Genel başkanlığın değişimiyle birlikte. Kalmamıştır. Yani buraya bakıldığında programımızın ismi mesele mühim. Belli ki CHP'de de mühim meseleler var. CHP'nin parti içi meselesi kalmamıştır derken burada
meselenin öznesi Kemal Kılıçdaroğlu muydu? Kemal Bey herkesle helalleşti ama bizlerle helalleşmedi. Bizlerle helalleşme gereği de duymadı. Hakkımızı derken helal eder miydik? Ben ve benim gibiler. Evet. Yani ulusalcı tavır alan, bu partinin içerisinde Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyen, evet, Atatürk ilke ve inkılapları demeyen, Atatürk ilke ve devrimleri diyebilen insanlarla helalleşmedi. Tabii sap döner, keser döner noktasına geldi bu işte. Ve bir gün birisi dur diyecekti. Örgüt burada enteresandır. Tabanın sesini çok dinledi. Bu kurultayda mı? Tabii ki. Mesela ben biliyorum bazı parti meclisi üyesi seçilen arkadaşlarımız var. Başka illerde eski il başkanlığı yapmış arkadaşlarımız. Bakkala, markete, manava gittiklerinde "Değiştirin abi ya, değiştirin abi ya" cümleleriyle sıkça karşılaştıklarını söylüyorlardı zaten. Toplumda zaten bu noktada değişmesiyle ilgili çok da büyük talep vardı. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı bu talebin gereğini yerine getirdi. Anladım. O nedenle genel başkan değişti. Genel başkan değişti ve artık burada parti içinde kavga etmeyen partilerle beraber aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimseyle bir sorunu kalmadı. Kalmayacak, öyle umuyorum. Öyle ifade edelim. Mesela başörtüsü meselesinde, evet, Sayın o zaman Genel Başkan Kemal Bey AKP'nin elindeki bu oyuncağı almak istedi. Onun üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir vuruş yapılmaması noktasında strateji geliştirdi. Ama bu strateji o kadar çok farklı bir noktaya geldi ki biz bir anda acaba deme noktasına geldik. Bu stratejiyi de yanlış uyguladı. Şimdi bizim zaten başörtülerle sorunumuz kalmadı. Bizim sorunumuz şu. Başörtüyü oyuncak olarak görmüyorsunuz ama. Ya AK Parti'nin bunu siyasete alet etmesini. Alet ettiğini. Kimsenin, bizim minetekle de sorunumuz yok, başörtüyle de sorunumuz yok. Evet. Bakın benim partimden talebim şu. Ezilenlerin partisi olmalı. Kim eziliyor Türkiye'de? Öğrenci eziliyor mu? Eziliyor. Çiftçi öyle. Köylü öyle. Memur öyle. Emekli öyle. Topladın mı %90 zaten. Evet. Yani bizim hedefimiz ezilenden yana olmak ve bunu sol kültürü içerisinde oturtmak. Bakın sağdan hiç bize bir fayda olmadı, olamaz. Şimdi Barkan Bey, 2000... Sağ kendi dünyasında elbette bu Türkiye'nin demokratik coğrafyası için önemli, demografi yapısında elbette çok önemli. Ama bizim duruşumuz bu olmamalı. Biz ezilenden yana tavır almalıyız. Peki 2002'den bugüne kadar demek ki yani bir türlü iktidara gelememiş bir Cumhuriyet Halk Partisi var ittifaklara rağmen. O zaman bu saydığınız tüm unsurların sesi olmayı başaramadı o zaman Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi her yerde beşer miting yapmak ayrı bir şey. Nasıl anlayamadım? Her ilde 3-5 miting yapmak, evet, ayrı bir şey. Sokağa inmek ayrı bir şey. Sokağa ineceksiniz. Evet. Bakın ben size bir örnek vereceğim. Bolu sağın kalesidir ve %70'e yakın bir AKP oyu vardır. Orada Tanju diye bir arkadaşım var benim. Çıktı Bolu'yu 3 kere turladı. Ev gel, girmedik ev bırakmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu'da belediye başkanlığı kazandı. Evet. Demek ki sahaya inilince, demek ki sokaklara inilince pekala seçim kazanabiliyoruz. O zaman siz sanırım bundan sonraki Cumhuriyet Halk Partisi'nin izleyeceği yol haritasını anlatıyorsunuz. Örgütlenme bizim bakın mahallede... Zira örgütlenmedin, zira Özgür Bey en kısa zamanda tüzük değişikliğine gidileceğini, ön seçimin tekrar geri geleceğini söyledi. Evet. Burada yapılacak mahalle delegeliği seçimleri, evet, en çok önemsenen seçim olması lazım. Ok buradan başlıyor. Yani hani bir düğmeyi yanlış iliklerseniz, sonundaki baştaki düğme de yanlış oluyor. O nedenle o düğmeyi doğru iliklemek lazım. Mahalle delegeleri seçimlerinden başlayıp en son kurultaya kadar geçen süreç içerisinde demokrasinin tamamı uygulanması lazım. Bakın benim partimde demokrasi yeteri kadar yoktu.
sağ partilerle kıyasladığımızda akıl almaz bir demokrasi var gibi gözüküyor. Ama bize bile o demokrasi yetmedi, yetmemişti de zaten nitekim. Evet. Parti içinde, parti içi demokrasiyi oturtamazsanız, ben bu ülkeye demokrasi vaat ediyorum diyemezsiniz. Demokrasiyi getiremezsiniz. Hı hı. Sorarlar size, senin partinde demokrasi var mı da? Ama nitekim bu demokratik olmayan tavırlar daha sonra kurultayda demokratik bir yöntemle çözüldü. Şimdi kurultaya gelinen süreçte Aydın özelinde bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 milletvekili başta Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül değişimden yana tavır aldılar. Evet. Buna mukabil Hüseyin Yıldız açıkça Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Evrim Karakoç net bir tavır sergilememekle beraber sadece izlemeyi tercih etti. Duruma göre bir şekil aldı. Bülent Tezcan'ın, Süleyman Bülbül'ün bu kurultaydaki performansını ya da ne bileyim Özgür Özel'in genel başkanlığa gelme çabasına katkısı var mı ya da nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir bilgi sahibi olmamakla beraber yani... Zira ben, Bülent Bey en başından beri Özgür Özel'in yanındaydı. Aslında bu işin bana göre mimarı da o. Hı hı. Zoom'la yapılan görüşmeler... Düzenleyicisi o olduğunu tahmin ediyorum. Yine Ekrem İmamoğlu'nun bile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilmesinde büyük bir fonksiyon olduğunu biliyorum. Yanlışsam tabii bu düzeltilebilir. İlçe başkanlığı döneminden Ekrem İmamoğlu'nu parlatan, bu örgüte kazandıran ve aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı seçimini alan da Bülent Tezcan. Bu Kongre'nin de mimarı o. Nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Bir demeç verdi. Dikkat ederseniz. Değişim bizden başlamalı dedi. Ben dahil dedi. Tezcan dedi. Evet, ben dahil. Genel değişim başlamalı dedi. Şimdi ben dahil bu değişiklik yapılmalıdan sonrakine bir bakıyoruz. Bence Bülent Tezcan buradaki değişim noktasında önemli bir rol oynadı. Bütün arkadaşlarının parti meclisine girmeyip değişimin kendilerinden başladığını göstermek amacıyla herkesi de ikna ettiğini tahmin ediyorum. Yani partide, parti meclisinde yeni yüzler olsun, bizler eskidik, biz olmayalım diye. Ben Veli Ağbaba'yı da, Gürkan Günaydın'ı da, efendime söyleyeyim diğer arkadaşların birçoğunu da parti meclisinin içinde yer almama noktasında ikna ettiğini düşünüyorum. Evet. Bu cümleyi sarf etmemiş olsaydı... Değişimin temelini sağlam kurdu o zaman. Evet, bence sağlam kurdu. Ve şunu da söyleyeyim. Şimdi tabii toplumda şu aralar şey tartışılıyor. Kemal Bey'e oy verenler, Özgür Bey'e oy verenler diye bir muhasebe yapılıp bir hesaplama yapılmaya çalışılıyor. Bu hesaplama yanlış olur. Tasfiye mi, hesaplama mı? Değil. Hesaplama şöyle. Diyorlar ki şimdi şu belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na vermiştir diyor mesela. Hı hı. Böyle bir ayrıma gidiyor halk. Hiçbir belediye başkanı inanın Kemal Bey'le seçime girmeyi istemezdi. Ama Kemal Bey burada geldi. Genel açıkça şimdi fark etmez konumuzun dışına çıkacağız ama açıkça Özlem Hanım'ın adayını ilan etti. Özlem Hanım da Hikmet Saçi de açık ve net bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu desteklediler ki CHP kongresinde Sayın Tezcan konuşurken hepimiz gördük ki yuhlandı Sayın Tezcan. Onu bilemem. Yani o konuda ben belediye başkanlarımın bir tertip içerisinde girdiğini zannetmiyorum. Hı hı. Orada kendini bilmez birkaç arkadaş bu konuda Bülent Tezcan'a ilişkin serzenişlerde bulundu. Ama unutmasınlar, onlar da birlikte siyaset yaptıkları milletvekilleri de kontenjanına geldiler. Evet. Bana göre Aydın'daki en büyük kontenjan Hüseyin Yıldız'dır. Kimin kontenjanı? Köylü kontenjanı, hemşeri kontenjanı. Hemşeri kontenjanı, mezhepçilikle ilgili ama en büyük kontenjan odur. Hı hı. Başka üçüncü bir vasıf yok. Mezhepçilik derken tabii Alevi yurttaşlarımızın CHP'ye verdiği desteği hepimiz biliyoruz. Tabii ki canım benim... Yani şimdi mezhepçilik derken biraz da incitmiş olmaz mıyız onları? Hayır. Benim babam Alevi. Hı-hı. Annem Sünni. Evet. Bizi ne ilgilendirir arkadaş? Bizi ne ilgilendirir? Evet.
Bak ben bir Alevi çocuğu olarak söylüyorum. Yani buradan, bu daldan tutunarak buradan çıkmamız olmaz. Lazım artık. Tabii ki. Evet, Türkiye çünkü geçmişte çok acı... Partide bu konuşuluyor bir de. Evet. Yani bu yüksek sesle konuşuluyor. Bunun konuşulmaması lazım. Peki Barkan Bey... Aleviler bu ülkenin, cumhuriyetinin temel taşlarıdır. Doğru. Cumhuriyetinin diyorum bakın. Hı-hı. Yani biz bu cumhuriyeti onlar sayesinde kurduk. Evet. O nedenle önemli insan kitleleridir. Hı-hı. Ama tabii Bülent Tezcan'a kontenjan yakıştırması yaparken... Hatta bir tane arkadaşımız da meclis üyesiydi. Sanki o ön seçimle gelmiş gibi haykırıyordu. Yani önce bir kendinize bakacaksınız. Sonra desteklediğiniz arkadaşının dediğiniz arkadaşların neyle geldiklerine bakacaksınız. Şimdi Barkan Bey, CHP'de değişim gerçekleşti. CHP'de değişim oldu. Genel başkan değişti. Hı hı. Kurultay'da Sayın Kılıçdaroğlu'da Sayın Özgür Özel'le yaptıkları konuşmalarda Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a selam gönderdiler. Ve muhalif cepheden, yani iktidar cephesinden CHP'de sadece genel başkan değişti, zihniyet değişmedi, eleştirileri geldi. Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Selahattin Demirtaş suçlu mu? Daha değil. Hukukta bir prensip var. Hı hı. Şüpheden sanık yararlanır ve hiç kimse mahkumiyet almadan onu suçlu saymaz. 4 yıl sonra 7. duruşmaya çıktı adam. 4 yıl sonra. Yani bir hukuk devleti içerisinde olacak bir şey mi? Hı hı. Siz bunu hukuk devletiyle yönetilen demokrasinin beşiği olarak gördüğünüz ülkelerde böyle bir işlem yürüyor mu? Yürümez. Yani yanlış. O nedenle selam vermesi çok yani şey değil. Yani biz daha Başkan Apo'nun heykeli diyeceğiz dediği için belki de AK Parti tabanında, MHP tabanında ya da vatansever ulusalcı tabanda tepki görüyor Selahattin Demirtaş. Bundan ötürü belki selam vermeleri eleştirilmiş olabilir mi? Evet, olabilir tabii. Yani mesela ben olsaydım söyler miydim? Ben söylemezdim. Hı hı. Siyasette konuşurken siyasetçinin konuşması biraz şeydir. Diş macunu tüpü gibidir. Yani sıktınız mı geri girmiyor bir daha. Aynen öyle, doğru. Ben kendim kullanmazdım ama o bunu kullanmayı tercih etmiş. Peki bu selam biraz HDP tabanına bir sempatik ya da şirin görünme kaygısından mı kaynaklandı? Bizim problemimiz HDP yönetimiyle. HDP tabanıyla değil. Belki sizin arkadaşlarınız vardır HDP'ye. HDP yönetimi derken HDP yönetimi mi, HDP zihniyeti mi? Yani teröre destek veren HDP zihniyeti tabii mi? Tabii ki. Yani o zihniyette bizim problemimiz var zaten. Benim yani problemim var açıkçası. Yani sizin başkanı Apo'nun heykelini diyeceğiz hemen diyen zihniyetle. Çocuk PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen zihniyetle. Çocuk katili olan adamın heykelinin dikileceği, hı-hı, bir yerde biz otururuz kendi canımızı feda ederiz. Öyle değil o işler. Ama tabii ki HDP'nin tabanıyla benzer noktalarımız var. Onlar bu ülkenin 6,5 milyonu, yanlış söylemeyeyim rakam, hı-hı, olarak 6,5 milyonu. Bizim HDP'nin tabanıyla bir sorunumuz yok. HDP'nin tabanıyla ilgili bir değerlendirme bunu ifade etmiş olabilir. O nedenle o selam kelam kısımlarına çok takılmamak gerekiyor. Evet. Peki CHP'de bundan sonra ne değişecek? Şimdi tüzük değişikliği yapılacak. Bir de AK Parti'nin uzun zamandır uyguladığı 3 dönem kuralı var. Sanırım CHP'de buna bir dönüş yapacak. 3 dönem kuralı getiriliyor. Artık yani 3, 4, 5 dönem milletvekili göremeyeceğiz. Mesela Faik Öztrak'ı göremeyeceğiz artık galiba. Öyle gözüküyor. Yani Faik abi 7 dönem oldu galiba. Evet. 7 dönemlisi meclisin yani öyle söyleyeyim. Yani 7 dönemdir. Şimdi ben düşünüyorum da yani çarpı 4-5 arasını yapacaksınız. Çok uzun yıl. Tabii bu şöyle bir de şunun sebebiyet veriyor bu. Bu uzun milletvekillikleri, evet, siyaset yapmak isteyen insanların önünü tıkıyor değil mi? Önünü tıkadığı için siyaset yapma hevesi kalmıyor. Bugün bakın ben size bir anketi anlatayım. Bilkent Üniversitesi'nde bir anket yapılıyor. Çok uzun bu önce. Diyor ki bu ankette aşağıdaki uğraşı gruplarından hangisi size güven vermez diyor. %70'de siyasetçi çıkıyor. Evet. Aradan 45 gün sonra ikinci bir anket yapılıyor. Çocuğunuzun aşağıdaki meslek gruplarından hangisiyle evlenmesini isterdiniz diye %80 milletvekili çıkıyor.
Yani böyle bir çelişki var yani. Tabii böyle bir çelişki var. O nedenle bu çelişkiyi ortadan kaldırabilecek, evet, siyaset kurumunu güvenilir bir kurum haline getirecek, toplumsal yozlaşmanın getirdiği bir siyasal yozlaşmayı ortadan kaldırabilecek, mutlak surette bir tüzük değişikliği yapılması gerekir. Bu tüzük, evet, değişikliğini Sayın Genel Başkan, eski Genel Başkanımız Kemal Bey bu tüzük değişikliğinden başladı, bahsetti ama çok geç bu. Yani 13,5 yıldan sonra bir tüzük değişikliğini ifade etmek pek inandırıcı da gelmedi insanlara. Evet. O nedenle partinin hem de böyle 15 gün sonra falan değil, bu iş 15 güne yayılıp basite indirgeyebilecek 5 kişinin komisyon olarak toplanıp yapacağı bir tüzük değil. Evet. Burada alacaksınız tüzüğü. İsviçre'de bu iş nasıl oluyor? Norveç'te bu iş nasıl oluyor? Türkiye'de ÖDP'nin tüzüğünü alıp inceleyeceksiniz. HDP'nin tüzüğünü alıp inceleyeceksiniz. Belki güzel yanları var orada. Hı hı. Oradaki demokratik yapıları alıp, hı hı, kendinize uygun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürkçü devrim ve ilkelerine ve aynı zamanda kurucu felsefesine uygun bir tüzük yaratacaksınız. Hı hı. Tüzük bir partinin anayasası neden ise... Neden sadece ÖDP ya da ne bileyim böyle sol ideolojik partiler... Yani mesela CHP sağ tandanslı bir partinin de tüzüğünden kendine uygun bir şey alamaz mı? Vallahi Yeniden Refah Partisi'nin tüzüğünü alamaz herhalde. Ya da Saadet Partisi'nin herhangi bir tüzüğü alacağını zannetmiyorum. Evet. Yani bahsettiğim benim Saadet Türkiye İşçi Partisi'nin de alabilir, saymadım bunu. İyi partileri varsa onun tüzüğünden de bir şeyler bakılabilir. Mesela beğendiğiniz, AK Parti'nin beğendiğiniz bir politikası var mı? Yani AK Parti muhalifisiniz bunu biliyoruz ama beğendiğiniz için... bir şey var mı? Vallahi... Şunu iyi yapıyorlar diyebileceğiniz bir şey. Ben savunma sanayine verdiği önemden dolayı bu konuda onları doğru buluyorum. Ama şunu da ifade etmek isterim ki sıfır terörle aldıkları ülkeyi, evet, sınır kapılarını Kevgir'e döndürerek birçok militanın bu ülkeye sızmasını da sağlayanlar kendileri. Hı hı. Bunu da dipnot vermekle beraber, evet, yani savunma sanayi ile ilgili askeri atakları, alanda askeri, desteklenmeli. Bakın güçlü ordu, güçlü devlet çünkü. AKP'nin bu ülke için bir kayıp bir dönemi olduğunu düşünüyorum. Hem ekonomi açısından, hem sınır güvenliğimiz açısından, hem dış politika açısından, hı hı, doğru şeyler. Ama bak, mesela bir mavi vatan meselesinde doğru tavır alabiliriz bu noktada. Mesela? Mavi vatan. Yani o bölgede söz sahibi olmak, o bölgeyi Kıbrıs Rum kesimine bırakmayıp, hı-hı, İngiltere'ye bırakmayıp o bölge içerisinde bir siyasal pozisyon oluşturmayı o doğru bulurum. Libya ile ilişkileri, Libya'nın desteklemesi doğru buluyorsunuz. Tabii doğru bulurum. Ha, bunlar tabii var yani her şeyde... Ama Kemal Bey şey diyordu, ne işimiz var bizim Libya'da, ne işimiz var Suriye'de diyordu Kemal Bey. Ama partinin tabanı öyle demiyordu. Anladım. İşte Genel Başkan'ın belki de göremediği bizden aykırı düşündüğü noktalar bunlar. Şimdi Barkan Bey, dün çok önemli bir hadise yaşandı. Yargıtay Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir hukukçu olarak siz de bunu takip ettiniz. Gezi Parkı davası sanıklarından Can Atalay hakkında hak ihlali kararı verildiğine yönelik bir tespitte bulundu. Ve Yargıtay Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu sanırım Özgür Bey'di galiba. Bunu bir kalkışma olarak değerlendirdi. Çok ilginç şeyler oldu dün geceden bu yana. Bir hukukçu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Bu bir yargısal ihtilal. Hı hı. Hiçbir yargı merci Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımamazlıkta bulunup bir de onlar hakkında suç duyurusunda bulunamaz. Hı hı. Bakın, bizler belki yanlış düşünüyoruz olabiliriz. Hadi biz muhalefet ediyoruz da böyle düşünüyoruz. Ben, hı hı, size bir şey söyleyeyim mi? Evet. Önceki dönem Adalet Bakanı Sayın Gül, evet, çok açık bunun bir doğru bir hareket olmadığını, oranın bir sorun çözen bir yer iken sorun açan bir yer haline geldiğini... Anayasa Mahkemesi'ni mi kastediyorsunuz? Hayır. Yargıtay'ın bu noktada, hı hı, sorun açan bir yer haline geldiğini, bu hareketin asla kabul edemeyeceğini dair beyanatı var. Evet. AKP'nin daha önce başarılı bulduğum bir Adalet Bakanı benim. Yani başarılı bulduğum bir bakan. O bile isyan etti ya. Ve bu isyan sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanımızın
kalkışma olarak yapmış olduğu tabir değil ki. AKP'nin içerisinde de çok ciddi biçimde. Evet. Yani bugün Ömer Özmen'e de sorsanız, AKP İl Başkanı arkadaşımıza da sorsanız, meslektaşım, Ökten, evet. İlçe Başkanı arkadaşıma da sorsanız, bunun doğru bir şey olmadığını söyleyecektir. Hı hı. Ve bunun doğru bir şey olduğunu söylemek için de, doğru bir şey olmadığını söylemek için de hukukçu olmaya gerek yok. Evet. Hukuk fakültesi birinci sınıftaki öğrenci bile bunu bilir. Bunun doğru bir şey olmadığını, mantığa uymadığını, bu hareketin, hı hı, ben Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorum demek, anayasayı tanımıyorum demek. Evet. Bundan daha kötü, daha ciddi, aslında bir suç olabilir mi? Bence suç duyurusunda bulunulması gerekenler Yargıtay üyeleri. Evet. Bence suçu işleyen onlar. Peki bunun siyasete yansıması ne olur? Yani bu nasıl, bu girişat nereye evrilir? Şimdi AKP'nin açıklamalarına bakmak durumdayız. Hı. Eğer bu konuda gerekli tedbirler alınmaz ise önümüzde çok zor günler bekler. Nitekim Yargıtay sanırım Can Atalay'ın milletvekilini düşürmesi hususunda meclise devretti. Evet. Neden? Meclis başkanı derhal meclisi oturuma davet etmeli. Derhal. Bu konuda saat 4 itibariyle genel başkanımızın bir randevusu var. Olan toplantı 4'te çağırdı. Bir randevusu var. Numan Bey'in zannedersem Filistinlilerle bir görüşmesi var. Ondan sonraki ilk toplantı Sayın Genel Başkanımızla. O nedenle bunu çözmeleri lazım. Hı hı. Bunu çözmezsek yargının hepimize bir gün lazım olacağını da unutmamak gerekir. Bunu çözmezsek çok sıkıntılı, demokratik bir ülke olup olmadığımızı tartışmam bile ben artık bu saatten sonra. Eğer öyle bir şey önlemi alınmazsa. Kesin bir müdahale şart diyorsunuz. Tabii canım. Yani İktidar kanalında bir müdahale şart diyorsunuz. Kesinlikle ya. Olmazsa, şimdi, bunu yapmazlarsa ben çok net söyleyeyim. Yani öyle farklı politikalar geliştirilir ki. Evet. Yani çok ciddi yara alır. Bunu derhal düzeltecek. Bu sandık oy meselesi falan değil bakın bu. Evet. Bu bir beka meselesi. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması bir beka meselesi. Evet. Şimdi Barkan Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13,5 yıldır genel başkanlık yapan ve hemen hemen neredeyse girdiği her seçimi kaybeden Kemal Bey gitti. Türkiye, CHP açısından söylüyorum, bir değişime hazırlanıyor. Cumhuriyet Halkı bir değişime hazırlanıyor. Bahsettiğiniz işte tüzük değişikliği yapılacak, birçok alanda farklı yenilikler getirecek. Bu değişimden Aydın ne şekilde etkilenecek? Aydın'da ne değişecek mesela? Aydın'da Sayın Çerçioğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı zaten kabul gören bir belediye başkanlığı. Bunda bir tartışma olacağını hiç düşünmüyorum. Hı hı. Kaldı ki genel merkezi de ilişkileri bu noktada üst safhada. Evet. Mesela Özgür Bey de zaten Bey gibi değil mesela. Özgür Bey Soyer gibi değil mesela. Özgür Bey de zaten Özlem Hanım'ın adaylığının devamı onda konusunda hiçbir problem yok bildirdi. Zaten ben anketleri de görüyorum. Hı hı. Anketlerde ciddi bir rakamı yakalıyor. O rakamları yakalayan birisinin adaylık pozisyonunu tartışmak bir genel merkez açısından ayağına kurşun sıkmak olur. Eldeki mevcudu değerlendirmekte fayda var. Hı hı. Yine bir örnek vereyim. Yaşadığım ilçe artık benim Kuşadası. Evet. Kuşadası'nda da bana kalırsa yani Ömer Günel'in adaylığının belki açıklanabileceği, çok çabuk açıklanabileceği bir zaman da olabilir. Birçok yerde değişiklik beklemiyorum. Eğer genel merkez sola dönüş noktasında bir değerlendirme yapacaksa bana göre iki ilçe tartışılır noktaya gelebilir. Mesela? Ben iki ilçenin, söylemeyeceğim. Didim bunlardan. Programdan söyle. Didim değil, Didim. Öyle bir şey demedim. Bu iki ilçe, yani teker teker ilçeleri sayarsan biz o değil, o değil derken ama, sorun ama, buluruz. Ama şüphesiz izleyici merak ediyordur. Yani mesela hangi iki ilçe tartışmaya açılır? İzleyici siyaset CV'lerine bakar. Google'dan. Şimdi benim aklıma Sultanhisar geliyor mesela, Osman bakar, abi bakar arkasından, bununla belki. Ama yani bu noktada başka olabileceğini zannetmiyorum. Belki o da yani. Onu da bilemem. Dolayısıyla ben öyle düşünüyorum. Kuşadası devam eder mi? Kesin. %100. Didim. Ben Kuşadası'nda iki anket benim elimde var. Evet. İki anket var. Ve iki anketin de oranı
Sadece küsuratlarında farklı. 60.0 ise 60.7. Bu CHP'nin kazanacağına yönelik bir anket mi yoksa Ömer Günel'in aday olması mı? Ömer Günel'den memnun musunuz sorusunun karşılığı. Eyvallah. Peki Halkuşa da siyaset açısından da zor bir yer. Yani Atatürk'ü de getirip gelseniz bir muhalif kadroyu yakalarsınız orada. Çok evet. Zor orada bir de. Siyaset daha acımasız. En sevdiğiniz. Yok ya o kadar da değil ya. Belden aşağı vuruşlar. Yani bunlar hiç doğru değil. Evet. Biz bakın Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu başarmak zorundayız. Ben hani farkındaysanız benim bile siyasi yapımda bir değişiklik var. Siz biraz uysallaşmış gibisiniz. Asi ve özgür çocuk ayağından çıkıp... Şimdi Barkan Bey oraya geleceğim. Bu partinin abisi olmaya adayım ben. Önce buna aday olacağız. İki, bakın siyasetteki kaliteyi kendi içimizde artıramadığımız müddetçe evet. İnsanlar bize güvenmez. Bu bir öz eleştiri. Tabii ki. Aydın yerelinde bir öz eleştiri değil mi? Hayır, Türkiye genelinde bu. Sadece bu... Burada yaşanmıyor ki bu. Türkiye'de yaşanan mesele bunlar. Örgüt içi kavgalar. Biz önce kendimizle barışacağız. Kendimizle helalleşeceğiz. Kendimiz siyasetteki kaliteyi kendimiz oturtacağız. CHP diyorsunuz tabii değil mi? Tabii ki. Oturtacağız ve ondan sonra halkın karşısında başka bir profille çıkmak zorunda olacağız. Ben siyasi nezakete inanıyorum. Artık şunu da ifade etmek gerekir ki benim açımdan şöyle bir tavır var. Yani mesela seninle benim siyasi görüşlerim ayrı. Doğru. Ama ben bana göre en kötü CHP'li senden daha iyi diye değerlendiririm. Benim açımdan evet. Öyle. Bu hani senin yani, kişiliğinle, karakterinle ilgili falan demiyorum. Evet. Bana göre Hakan öyle. Hakan Kanoğuz gibi bir isimden bunu duymak benim adıma güzel bir şey. Evet. Şimdi tabii izleyicinin de merakını gidermek açısından biraz magazinsel olacak belki ama malum önümüz yerel seçim. Anlaşılan o ki Kuşadası kalacak. Ömer Bey devam. Zaten halkta bir... Bakın ben size iki anket söyleyeyim. Biri 60.1, biri 60.7. Dedim ne olur sizce? Devam mı etmeli mi? Yoksa devam edecek mi? Söke'de ne olacak? Mesela Efeler'de ne olacak? Çünkü 5 büyük ilçe, Nazilli. Zira vallahi bunlar Söke'de olmadan büyükşehir olmuyor. Söke'de ve Aydın'da bu partinin evlatlarının ismi geçiyor. Yani öyle... Ben mesela Ahmet'i sevmiyorum diye onun belediye başkanı adayı olmasını istemem. Yani istememezlik yapmam. Bu partinin içerisinden, toprağından, suyundan, havasından, tozunu, toprağını yalamış, yutmuş insanlar lazım. Aydın'da da bu ismi görüyorum. Merkezde, Süleyman Efeler'de. Bülbül de buna ilişkin bir şeyler söylemişti. Ben sormuştum. Fatih Atay'ın CHP'ye tekrar dönmesi mümkün mü demişti. Fatih Bey bu partinin her kademesinde bulunmuş, bu partinin cefasını, çilesini çekmiş birisidir. Kendisini CHP'de görmek isteriz şeklinde açıklaması olmuştu. Siz de Fatih Atay'ın tekrar CHP'ye döneceği kanaatinde misiniz? Şimdi Fatih Bey benim meslektaşım. Evet. Biz abi deriz kendisine. Sayın Başkanım'dan ziyade abi deriz. Bizim baronun içerisindeki bir abimiz. Bizim böyle bir yorum yürütebilmemiz için onun bu konudaki bir değerlendirmesini almak lazım. Ne diyor acaba? Belki kendi istemiyor iken, katılmayı, geri dönmeyi istemiyorken... Bunun üzerinden bir mesaj vermek ve bunu tartışmak doğru değil. Saygısızlık olur. Fatih Atay ne diyor? Önce onu bir koymak lazım. Peki Süleyman Bülbül'ün açıklamasını destekliyor musunuz? Yani, tabii yani. Partinin dışında kalmışlar, partiye dönmeli. Kırgınlar, küskünler biz olmalı. Bunlar geri dönmeli. Kendim için değil. Evet. Ben açık söyleyeyim. Ben bir yolunu bulur girerim buradan. Kapıdan girmezsem bacıdan girerim. Benim bir siyasi altyapım var. Benim bugün parti meclisini tanıdığım bir tovar arkadaşım var. Ecevit Keveş'i tanırım. Bir örnek size. Nuri'yi tanırım. Denizli eski il başkanı. Benim birçok eski il başkanı arkadaşım evet. O parti meclisinde. Peki bu kurultaydan sonra Barkan Kalınomuz Özgür Özel'le görüştü mü? Ya da kendisine bir tebrik mesajı gönderdi mi? Özgür Özel dışında Bülent Tezcan'la bir temasınız oldu mu? CHP'den size tekrar yuvana dön daveti var mı? Böyle bir davet gelirse Barkan Kalınomuz tekrar CHP'ye dönüş yapar mı? Dönüş kısmında Sayın İl Başkanımın bu konudaki bana söylediklerini biliyorum. Yani bana evet sen parti için kaybedecek birisi değilsin. Ben bu konuda süratle bu dönüşünle ilgili hızlandırmayı yapacağım demişti bana. Ben onu biliyorum. Ne zaman konuşmuştunuz bunu? Ya bir ay önce falan. Tamam. O nedenle tabii arada seçimler girdi. Ondan sonra kurultay oldu. Daha doğrusu bir yönetim kurulu toplantısı dahi yapamamışlardır. Öyle tahmin ediyorum. O nedenle artık şimdi sular duruldu.
Her şey rayına oturdu. Kimseyle de kavgamız kalmadı. Genel başkanımızın söylediğini biz bu konudaki söylediklerini talimat olarak algılarız. Öyle bir Cumhuriyet Halk Partisi terbiyesi var bizde. Aile terbiyesi var, devlet terbiyesi var, Cumhuriyet Halk Partisi terbiyesi var. Biz oradan onu alırız. O nedenle ben dönüşümle ilgili bir sorun yaşayacağımı zannetmiyorum. Hı hı. O koca parti binasını biz aldık geldik. Bugün gerçekten parti binası diyebileceğiniz bir yer. Bir gün git de gör yani. Yani tabii Sayın Cumhuriyet Halk Partililer davet ederlerse. Aleyhine yazıp durma, bir git gör. Gideriz. Çay kahvelerini iç adamların. Yani onlar sen bizim davet edildiğin yere erinme, davet edilmediğin yerde görünme diye bir söz var. Davet ederlerse seve seve gideriz. Ya niye davet etsin de sen basın mensubusun, gazeteceksin, gideceksin orada. Evet. Oturacaksın, selamün aleyküm diyeceksin. Gidince de almıyorlar ama. Alırlar, alırlar. Evet. Alırlar. Sen de canım lüzumsuz eleştiri yapmayı ver. Şimdi ben şöyle Barkan konumuzu görüyorum. Bundan yaklaşık 3-4 yıl öncesine kadar pimi çekilmiş el bombası vardı Aydın siyasetinde. Nerede, ne zaman, ne yapacağı belli olmayan, ne söyleyeceği belli olmayan, kime çatacağı belli olmayan. Özellikle kendi örgüt tabanına, kendi parti yönetimine sert eleştirilerde bulunan bir Barkan Kalınoğlu'muz vardı ama Kuşadası'nın havasından olsa gerek galiba böyle mülayim, sinirleri alınmış, daha düşünerek konuşan bir Barkan Kalınoğlu'muz var karşımızda. 55 yaşındayız birader. 55 yaş. Özgür Özel'den 6 yaş büyüğüm ben, genel başkanımdan. Evet. Yani siyasette bakmayın öyle çocukluk dönemimiz, gençlik dönemlerimiz oldu. Sonra o orta yaşlılık oldu. Şimdi biraz daha farklı noktadayız. Sayın Genel Başkan'ın bu cümleleri sarf etmesinden sonra bizim çok iri iri laflar etmememiz lazım. Barışmaya açık olacağız. Birbirimizin işlerine karışmayacağız. Partiyi örgüt yönetecek, sorun kalmaz. Ama emin olun, partiye tekrar geri dönüş sağladığında bir gün karşıma Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir cumhurbaşkanı adayı çıkarsa buyursunlar beni bir daha alsınlar. Buna asla müsaade etmem. Şimdiden muhalefet şerhimi koyuyorum diyorsunuz. Şimdi bakın, bu parti kendi evlatlarıyla ve sola yaslanarak siyaset yapmak mecburiyetinde. Bakın hiçbir faydasını görmedik. Peki, bu işin. Peki yani Barkan Bey şimdi bu parti sonra yaslanarak size, diyorsun sen da. Sen Nazilli desin. Yani tüm Nazilli Türkiye'yi kucaklaması gerekmiyor mu Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Yani neden sürekli Partisi, sola referans, sola atıfta bulunuyorsunuz? Şöyle, sağ sağlan olacak, sol sol olacak. Hayır, bakın, yani sağ ya da sol diye algılamayıp anlatacağım. Yani bütün bak, olarak. Bak şimdi arkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Nazilli'de oyu kaçtı? 100 yıllık partinin %30 oyu vardı. İyi Parti'nin oyu kaçtı? %6. 6 yıllık, %6'lık oya sahip olan partide biz Nazilli'de belediye başkanını verdik. Hiç mi hesap kitap şimdi yapmıyoruz? Burada şu var ama, yani tamam stratejik hatalar yapılmış olabilir, bir kaç takım hesaplamalar var? Yanlış olmuş olabilir. İki tane ödünç aday vardı, ikisi de AKP'ye gitti. İyi Parti'nin kuruluşunda da ödünç milletvekilleri vermiş olabilirsiniz. Hüseyin Yıldız bunlardan birisiydi. Bunların hepsi siyasi aritmetiktir, siyasi hesaplamalar. Ben onu kabul etmezdim, biliyor musunuz onu? Etmediğiniz için zaten şu anda CHP'de değilsiniz. Evet yani. Anlatmak istediğim şey şu. Yani oraya İyi Parti'ye gidip orada grup kurmak için çaba sarf edilmesine ben gitmezdim. Ben gitmem. Yani birileri gitti. Kemal Bey istediğine gitti. Yani benim tercihim o değil. Yani anlatmak istediğim şey şu. Türkiye'nin gerçekten toplumsal bir barışa, toplumsal bir mutabakata ihtiyacı var. Gerçekten. Tüm samimiyetimle söylüyorum bunu ama. Yani sorumluluk makamında insanların özellikle ya işte sağ tandanslı, sağ ideolojik ya da sol ideolojik diye insanları, çünkü Türkiye bunlardan çok çekti. Yani 12 Eylül öncesinde. Bütün Türkiye'yi kucaklamak gerekiyor. Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi. Benim Türkiye demokrasisindeki görevim sol bek ve sol açık. Ben burayı tamamlayacağım. Evet. Sağ bekle sağ açığı başkası tamamlayacak. Ama bu bir takım oyunu sonuçta. İşte o Türkiye. Evet. Evet. O Türkiye işte. Ben o sol kanat bana gelsin, ben onu düzen edeyim. Biz sağa yatsınmasın derken şunu ifade etmeye çalışıyorum. Mesela bir AK Partili İsmail CHP gelemez mi? Gelir, niye gelmeyecek? Bu noktada İyi Parti ile tekrar görüşülebilir ama yani böyle 39 milletvekili nasıl görüşeceksiniz peki? Kemal Bey sırtından hançerlendim diyor. Siz 6 yıllık partiyi Nazilli'ye teslim ettik diyorsunuz. Nasıl olacak peki? Kaç tane İyi Parti burada belediye başkanı adayı çıkardı? 2 tane belediye aldı, İncilo ve... 4 verirdim ben arkadaş. Evet. Ama Nazilli olmazdı. Küçük yerler. Köşkü verirdim. Hı hı. Bir örnek. Buhar kenti verirdim. Çünkü bu bölgeler sağ tandanslı yerler.
Evet. Yani burada milliyetçilik, ülkücülük kavramları gelişmiş. Kaybedeceksek burada kaybedelim diyorsunuz yani. Verirdim daha ben. Yani burada bu Arjantin'i verirdim. Başka yerlerde verirdim. Dört tane yer verilirdi. Anladım. Ama bu Nazilli asla olmazdı. İncirlova da olmazdı. Yani CHP oylarının yoğunlukta olduğu yerleri İYİ Parti'ye vermezdim diyorsunuz. Tabii vermezdim. Hesap kitap. Sen de genel başkan olsan sen de vermezsin arkadaş. Nazilli senin oyun %30. %6'lık oy oraya teslim olur. Olmaz öyle şey. Öyle olmamalı işte. Siyasette şunu yapmak demek lazım. Evet. Yani anlatmak gerekiyor. Meral Hanım, Nazilli'yi istiyor musunuz ama bizim orada oyumuz %30. Size kuyucağı verelim. Kuyucağı öyle denir arkadaş yani. Hı-hı. Söylenir bu. Ama sen git Nazilli'yi ver. Bak bir örnek daha. Balıkesir ya. Evet. Avucumuzdan uçtu gitti ya. Bizim Balıkesir'de seçimi kaybetme ihtimalimiz yoktu. Hı-hı. Gitti. Şimdi tekrar bu hesaplar, bu pazarlıklar gündeme gelecek. İYİ Parti ile CHP şüphesiz yerelde ittifak yapılacağına dair sinyaller verildi. Yani Türkiye'de genelde ittifak olmasa da yerelde olabileceğine ilişkin emareler geldi. Tabanı zaten ittifak olmasını istemiyor. İttifak olmasını istiyor. Hı-hı. Bakın 81 ilde seçim kazanamazlar. Evet. Net söylüyorum yani bunu. Bir ilde seçim kazanamazlar. CHP olmadan İYİ Parti olmaz diyorsunuz. Yani zaten o ideolojik sürecini tamamlamış bir ideoloji partisi değil. Yani bir MHP'ye baktığın zaman, hı-hı, bir tarihsel yapısı var. CHP'ye baktığın zaman tarihsel bir yapısı var. Evet. Yani zordur öyle. Kolay değil bu işler tabii. Yani ben şuna inanıyorum. Mesela meclis üyesi olmak isteyenlerin, evet, arkadaşlarımızın, İYİ Partili arkadaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi ile bu noktada bir işbirliği yapmasını çok istiyorlar. Anladım. Yani siz İYİ Parti ile ittifaka hayır demiyorsunuz ama temkinli yaklaşıyorsunuz. Programımızın süresi de dolmak üzere. Barkan Kalınoğlu'muzu biz yerel seçimlerde bir belediye başkanı adayı olarak görecek miyiz? Yok, düşünmüyorum ya. Biz önce partiden içeri girelim de. Peki tekrar bir il başkanı olarak görebilir miyiz sizi? Böyle bir hedefiniz, Ankara hayaliniz var. Ankara'yı istiyorsunuz biliyorum. Ben şunu söyleyeyim. Siyasette bir şeye doğru koşmayacağım. Evet. Siyaset sana koşacak. Ben onu öğrendim. Hı hı. Anlatabildim mi? Ben bir şey olacağım görev olacağım istemem, değil. Verilirse de tabii ki verilirse yani AKP'ye kök söktürürüz burada yani. Daha önce Özlem Hanım bana demişti ki, hı-hı, senin il başkanlığı döneminde Sadık kafasını camdan çıkaramıyor dedi. Bir daha alabilir miyim bunu? Senin il başkanlığı döneminde Sadık kafasını pencereden dışarıya çıkaramıyor. CHP'de tekrar bana görev verilirse AK Parti'ye kök söktürürüm diyorsunuz. Tuvalet bile temizlerim. Çok iddialı bir ifade bu yalnız. Tuvalet bile temizlerim. Bu parti için, evet, Atatürk için bizim yapamayacağımız şey yok. Bu programı bitireceğim ama kaynadı arada. Kurultaydan sonra Bülent Tezcan'la görüştünüz mü? Hayır, görüşmedim. Çünkü telefonu açabilecek kadar şeyli göremedim. Yani açamaz diye tahmin ettim. Bir araya gelecek, yoğundur peki, diye. Peki bir araya gelecek misiniz? Gelmez mi canım, ama bizim benim siyasete kazandıran kişi. Hı-hı. Bazen aynı kavga etsek de, bazen küssek de, bazen barışsak da bizim siyasette değerli bir milletvekilimiz. İyi şeydir, playmaker'dır. Oyun kurucu. İyi bir oyun kurucudur. Yani Aydın da oyun kuracak mı peki? Çünkü kongrede yuhalanmıştı. Burada bir oyun kurmaya yönelik bir hamle geliştirmek geçti, mi? Geçti gitti onlar ya. Mesela Hikmet Bey göreve devam eder mi? 3-5 din sizin söyleneceği yapılacağı işlerle bir ekibi, bir kadroyu... Yani onu diyen arkadaşı biliyorum ben. Yani Hüseyin... Kendi iradesiyle mi söylemiştir bunu birileri? Kendi iradesiyle söylemiştir. Ona kimse bir şey dikte ettiremez ama... Yani öyle de bir yapısı vardır biraz. İnat bir adamdır. Yani Bülent Tezcan kontenjanında Hüseyin Yıldız değil. Hüseyin Yıldız'ın peki bundan sonraki siyasi serüveni nereye evrilir? Ne görüyorsunuz? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Ama şunu söyleyeyim size, onun yerinde olmak istemezdim. Hüseyin Yıldız'ın yerinde olmak istemezdim diyorsunuz. Olmak istemezdim. Bu aşamada olmak istemezdim. Ben hala bakıyorum Facebook'ta, acaba Özgür Özel'i tebrik edecek mi diye hala bir Facebook'ta göremedim. Evet. Devir teslim töreniyle ilgili bir değerlendirme yapmış. Benim ona önerim, naçizane arkadaşıma önerim. Derhal çok çabuk Genel Başkan Özgür Özel'i sosyal medyasında tebrik etmesidir. Kurultay'ın iradesine bu noktada saygı gösterip en büyüğün kurultay olduğunu, değişimcilerin bir hain olmadığını, öyle mi diyordu? Evet, öyle olmadığını söylemesi gerekir.
Ben değişimden yanaydım. Ben hain değilim. Eyvallah. Barkan Bey çok teşekkür ediyorum. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyordu. O da hain değildi. Ben Hüseyin Yıldız olsaydım genel başkandan başka gidecek bir şey olmadı. Genel başkana destek verdim. Normal bu yani. Normal. Bakın ben altını çizerek söylüyorum. Hiçbir belediye başkanı genel başkanla seçime gitmek istemezdi. Özlem Hanım da dahil mi buna? Çünkü bu genel, tabii ki de dahil. Genel konjöktör, her ne kadar imzaları orada olsa da ben o sandıkta, yani o kabin içerisinde sokağın sesini dinlediklerini çok iyi biliyorum. Evet. Mesela ben Ömer Güler'in oyunu biliyorum. O nedenle gitmek istemez. Çünkü genel başkanının değişikliğinin olmaması ve toplumun eğer devam ederse sandığa gitmeyeceğiz diye söylemini binlerce kez duyan bir belediye başkanı genel başkan değişikliğinin olmamasını kendisinde risk bulur. Barkan Bey, programın sonuna geldik. Maalesef programın süresi kısıtlı. Çok samimi ve içten yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ekrem İmamoğlu'nu da konuşacaktık. İstanbul'u, Ankara'yı konuşacaktık. İzmir'i konuşacaktık ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet, Mesele Mühim programında bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Eski İl Başkanı Barkan Kalınoğlu'nu ağırladık. Çok önemli konuları değerlendirdik. CHP'deki değişimi konuştuk. Aydın'a yansımasını konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere.